The Live Yayın Platformları Bölüm 1 Tanışma. Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle böyle bir platformda sizlerle tanışmış olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Eyvallah. Sağ olun. Slimane tanışıyoruz. Evet, şöyle söyleyeyim. Mesela benim canlı yayın platformumda asla ve asla cinsellikle alakalı hiçbir şey olamaz. Bizde de kardeşim. Bizde de yasak. <laughs> Bizde de yasak abi. Ne bu şimdi ya? Yenilik falan mı anlatıyor? Bu yasak halim kardeşim sizde. E yasak bro. Lan ne zaman girsem sizin platforma çıkışta gusül almak zorunda kalıyorum. Böyle mi yasak? Ya o sanırım yayıncıların giyimini kastediyor. E, haklı da tabii yani insan bir taraf oluyor. Abi pardon da yani kadın orada yayın yapıyor yani. Yayına odaklanacaksınız, memelere değil. La yayında meme var zaten. Yok bu arada memeye de odaklanabilirsiniz. Ee, yani bir insan içeriği bu da olabilir. Ciddiyim bu arada. Bunun bir alıcısı olduğu sürece bu bir içerik olabilir. <laughs> yani bu, bu böyle ama Dediğim gibi yani bu şey yapıldığı sürece hani bunun bir tüketicisi olduğu sürece Bunun tabii ki de bir üreticisi de e, Olacak, olur Ben hiç yani Benim hiç takılmadığım bir nokta ha, ama kimisi var yani artık hani <laughs> Normal giyiniyor abi yani gerçekten normal tişörtünü giyiyor E Hava sıcak altına şortunu giyiyor Artık millet ona falan şey yapıyor yani anladın mı böyle hani sen götünü açıyorsun da öyle para kazanıyorsun. Falan yapıyor insanlar. Zaten. Odaklandığın şey yayın meme. Meme yayını. Yayın memesi. Dilay Bey lütfen yayın sakin memesi. olun. İsterseniz birbirimizi tanımaya devam edelim. Ne dersiniz? He? Evet. Evet. Ee, mesela benim platformumda on 14 gün içerisinde 4 saat yayın yapmanız ve 100 takipçiye ulaşmanız, para kazanmanız için yeterli bir kota. Facebook çekildi mi TR'den? Ben de pazar karşılamaları ödeme yapıyorum. Limon, ninci, ni, bir şey bir şey. Yani <laughs> gelir modeli çok yani. Beat, abonelik, bir sürü şey var. Aydan aya yapıştırıyorum. Ben de gelir <laughs> kazanmanız için yeterli bir kota. Ben de pazar perşembeleri ödeme yapıyorum. Limon, ninjini, bir şey bir şey. <laughs> ben de gelir modeli çok <laughs> yani. Biz abonelik bir sürü şey var. Aydan aya yapıştırıyorum yani yayıncılara. Bende de yayınlarda alkol, sigara ı -ı, yasak. Yok anasının. Ne oldu ki? <laughs> yasak mı gerçekten? Ya? Yani aslında Çin. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, yaş sınırı tam olarak neydi sizde? Artı on ya yani 18 yaş altı yayın açamaz. Yasak. Anası babası da mı izin verse olmuyor? Hı e -e, Mümkün değil. Z kuşağına güvenmiyorum. Aha! Ondan böyle ufak tefek kaldınız siz anladım. Okey. Bak bana. En büyük yayıncılar de bro. Neden? Özgür bir platformuz çünkü. Seni tenzih ederek söylüyorum kardeşim. Arkadaşlar eğer millet tuttuğunu götürüyor mottosu özgürlükse beni özgürlüğü istemiyorum arkadaş. <laughs> ben tam olarak anlamadım. Sen olayları bilmiyorsun bir sus ya. Ya boş yapıyorsunuz abi. En çok takipçili yayıncılarınızdan bir tanesini söyleyin. Yani ben size kim olduğunuzu söyleyeyim. Ben, e, be, 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 ben söylemek istemiyorum. Facebook'ta çok büyük gruplar Yok var efendim. bu arada ya. Ben çok zenginim. Eee... <laughs> Ataberk var. Doğan olan. 306 bin takipçisi var. ne zıplıyorsun lan? Abi yok ben gülmüyorum ya. Yani götüm gülüyor şu anda o yüzden böyleyim. <laughs> Bak bro benim top 3 El Rain'i, Ilya kendini uzun saçlı falan bunların saçlarının <laughs> toplamı İsviçre'nin nüfusu ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bir İstanbul Anadolu yakası etmiyor amına koyayım. <laughs> Pardon. Devede de boy var ama eşek önden gidiyor. Ben anlamıyorum arkadaşı ben. Aa, akıl yaşta değil, baştadır. Ne oluyor ya? Takıldı galiba. Yani özetle I am the best. Guys, Ya ben bu konuya girmeyeyim diyorum. Ama şu an çok aşağılandım. Twitch'in en iyi yaptığı şey sağlayıcı. Yani iyi bir yayın hizmeti sağlayıcısı. <laughs> Yeni başlayacak birisi için platform tavsiye edebilir misin? Yani ben... <laughs> Kimsenin başını yakmak istemem. <laughs> hiç kimseye bir tavsiye verip de hiç kimsenin başını yakan insan ben olmak istemem. Ama yani canlı yayın yerine YouTube son günlerde en azından algoritmik olarak daha mantıklı. Ya aslında yeni başlayan insanlar için. ...benim başladığım dönemdeki gibi değil artık yani e, Twitch'te değil, canlı yayın platformları da değil. E, artık gerçekten kendi başınıza bir şey yapmanın e, çok zor olduğu bir dönem canlı yayın platformları için. YouTube'da hani gene algoritma olarak e, YouTube size önerebiliyor, benzer içeriklerin altına koyabiliyor, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. E, ama Twitch'te artık gerçekten tek başınıza bir şey yapmak... Ee, sizi öne çıkartabilecek bir şey değil, bir özellik değil. Muhakkak bir e, ya yani bunu asla yayıncı topluluklarına hani kötü bir şey yapıyorlar gibi değil ama tam tersi aslında yardımcı oluyorlar. E, mutlaka bence bir yayıncı topluluğunun parçası olmanız gerekiyor mesela. E, yani bir içerik yaptığınızda az çok bir yerden e, tanındık bir isim almanız gerekiyor. Ne bileyim Twitter'da takipçinizin e, en azından bir yerde bir tanınırlığınızın olması gerekiyor. Ne yazık ki biraz böyle Twitter olur, TikTok olur, Instagram olur. Ee, yani dediğim gibi eskisi gibi değil e, canlı yayın platformlarında büyümek. <laughs> Benim dönemimde ben yapabilmiştim ama e, eskisi gibi değil. Öne çıkmanız çok zor yani. Hissediyorum. Ya sen kara para aklamadın mı? Ha ha. Konuş damat konuş. İnsanlar bir bir terk edip gitmedi mi seni? Paraları acelemişler, bembeyaz olmuş ortalık. O ses tonla nasıl erişti o ya? Cevap ver cevap, Twitch bey. Bakma bömböm. İzmen böm. Easy man, easy. Ya ben aklamadım, birkaç yayıncı yapmış. Birkaç mı? Birkaç mı? Ulan orada aklanan paralarla bazı ülkelerin dış borcu kapanıyor. Nerede senin bunlara olan yaptırımların? Jaho gitti, Jaho sizden. Bana da gelmedi, gitti bir yerlere başka. Kimse gelmedi bize de. Değil mi ya? Terbiyesiz. Bir şey yani. Sinirlerim bozuldu. Konuşsana oğlum. Kısar yayın açmaya devam ettiler ya. Kal geldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Jaho kimdi onu hatırlamaya çalışıyorum da. Ayrıca memlekette neler oluyor ya şu an burada? <laughs> Bizde yaşanan ne? <laughs> Facebook'un gömlekle oturması müthiş ama ya. Dediğim gibi Twitch'in yaptığı e, tek iyi şey, yıllardır zaten bu işin başını çeken e, canlı yayın platformu olduğu için e, Twitch iyi bir sağlayıcı. Yayın vermeniz için yine işte yok chat'iydi, yok işte e, yayıncıların sıralanmasıydı, etmesiydi, bilmem nesiydi derken e, Twitch yayın sağlayıcısı olarak çok çok iyi bir platform. Ha yayıncısına ne kadar iyi davranıyor diye sorarsanız bunu 10 kişiye hatta bunu iki kişiye sorun ikisinden de bambaşka cevap alırsınız yani. <laughs> Kurallar konusunda ne kadar sıkı derseniz ee, normalde ben Twitch politikalarına baktığımda ettiğimde e, banyeme sebeplerimize baktığımızda ettiğimizde mesela insanları dolandırmak İnsanları kandırmak e, bir ban sebebi. Dolandırıcı olmanız bir ban sebebi mesela. Ya mesela haksız kazanç etmek dolandırıcılık olmuyor mu diye insan tabii ki de haliyle sorası geliyor. Sormadık mı? Sorduk. <laughs> izleyici sayısına ve çıkarlarına göre değişiyor. Ve ama ben şey de kızmıyorum ya. İnsanlar çıkara dayalı bir şeyler yaptığı zaman da kısmı kızmıyorum. Ben artık kimseye kızmıyorum lan. Çünkü hep şey olarak bakıyorum artık mevzuya. Yani e, herkes bir şekilde hayatını tutturmaya ve idame ettirmeye çalışıyor. Gerçekten artık ben e, yok işte çıkarına göre hareket etmiş, yok cart yapmış, yok curt yapmış e, kısımlarına hiç takılmıyorum hak etmediğiniz şeyleri elde etmeye çalışmayın yeter. <laughs> ya bir de dediğim gibi ben hani artık ne canlı yayın izliyorum, ne YouTube videosu izliyorum, yayın harici izlediğim insanlar mı, insanlar yok. Yani o kadar mesela kendi hayatıma da kendi yaptığım şeye odaklanmış durumdayım ki artık dediğim bu zaten yaklaşık olarak bir iki buçuk, üç yıldır böyle böyledir, böyle gider mesela. Ee, yani o yüzden Keep going abi herkesin yolu açık olsun.